Ya şapkanı ters tak. Yüzüm çıktı. Yok mu fazla? Yok. O zaman siz çıkıverin arkadaşlar. Tamam, siz çalışmaya başlayın. Güzel laf diyor zaten. Beni ayırma. Ne zaman ayıracak onu? Kocam gelmedi. Nasıl? Bu üzerinden. İlk burada mı başlayın? Öbür tarafa başlayın aslında. Şeyle de birleştirilebilir. Öpüş beni. Şile durmuş. İlk çıkan kim oluyor? Genellikle hep aynı. Lisin yapıcı olarak 2012'de Burdur Gölü'nü kurtarmak için damlama sulama sistemiyle gül projesine başlamıştık ki o sırada güller vahşi sulama sistemiyle yetiştiriliyordu. Ve biz yıllık 500 bin ton su tasarrufu sağladık. Ve o günden bugüne yaklaşık 4 milyon ton su tasarrufu sağlamış olduk. Tabii bu gölümüz için büyük bir kazanç. Damlama sulama sisteminin bile Burdur Gölü için faydaları kaçınılmaz ve çok fazla. Diğer taraftan Burdur'un eski kültürü, gül kültürü ve yok olmaya yüz tutmuş durumdaydı. Ve toplam gül üretiminin yaklaşık 500 tonu Burdur'da yapılmakta. Ve burada toplamda 5-6 tane köy geçimini gül hasatıyla ve gül üretimiyle devam ettirmekte. Aynı zamanda bu kültürümüzü yaşatmak için de gül projesini başlatmıştık. Ve bu yılki toplamda korona günlerine rağmen biz bir 40 ton civarında gül hasatı bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da gül hasatımız artarak devam edecek. Gül üreticisi son 2 yıldan beri gerçekten zorlu günler yaşıyor. Yani her geçen yıl gül fiyatları biraz daha düşüyor. Ama Burdur üreticisi gülü bırakmadan üretimine devam ediyor. Çünkü biz ülkemiz için üretmek zorundayız. Biz Burdur'daki gül üreticisine izin olarak da devam ediyoruz. Tabii ki uluslararası şartlarda Burdur'un kendi rekabet şartlarını oluşturarak ayakta kalması, gül üretiminin devam etmesi bizim için çok çok önemli. Biz bunu her zaman destekledik ve destekliyoruz. Çünkü gül ülkemizde yıllardan beri üretiliyor. Ve biz gülün gerçekten kutsallığına inanıyoruz. Ve gül kokusunun her geçen gün ülkemizde ve Burdur'umuzda artarak
devam etmesini istiyoruz. Bu damlama sulama tekniğiyle gül yetiştirmek ilk defa siz mi başlattınız Burdur'da? Damlama sulama tekniğiyle gül üreticiliği yer yer vardı ama Burdur'da özellikle yaygınlaşması için insanlara biz bunu bu alanda gösterdik. Çünkü vahşi sulamayla gerçekten çok fazla su tüketiliyordu ve damlama sulama sistemiyle vahşi sulamaya göre %75 oranında daha az su tüketimi yapılıyor. Özellikle biz burada ekolojik üretimler yapıyoruz. İlaç kullanmadan gül üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Ve üretmiş olduğumuz yağı alınmamış gül suyu özellikle uluslararası pazarlarda ciddi anlamda yer buluyor. Diğer taraftan Lisinya proje alanında insanlarla yağı alınmamış gül suyunu tanıştırıyoruz. Ki bu yıl gül suyu özellikle korona döneminde kolonyası yapılarak ciddi anlamda Türkiye'de tüketiciyle buluşturuldu. Ne kadar sağlıklı olduğu ve pek çok alanında kullanılabileceği tekrardan gösterilmiş oldu. Tüm valla. Yine gün işlerine, bugün de işlerine işte. Bunun faydası olur. İnşallah. Zeynep ne?